الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغن من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. Allah'ım, bilerek ve hata ile işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Rabbimiz başta oruçlarımız olmak üzere mukabelelerimizi, teravih namazlarımızı, dualarımızı, tövbelerimizi makbul eylesin. Rabbimiz bu mübarek ayın içerisinde yaptığımız bütün ibadetlerimizi en güzel şekliyle kabul eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 ayların öncesinde şöyle dua etmişti.
Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban ayını hakkımızda hayırlı eyle, mübarek eyle ve beni Ramazan-ı Şerif'e kavuştur diye dua etmişti. Rabbimiz bizleri de Peygamber Efendimizin kavuşmak için dua ettiği bu rahmet iklimine, bereket iklimine ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif'e kavuşturdu. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ve bu mübarek ayın kadrini, kıymetini bilmeyi en güzel şekilde değerlendirmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Ramazan ayı müminlerin hayatında önemli bir aydır kardeşlerim. Neşeyle, coşkuyla ve hareketli geçen bir aydır. İbadetlerin yoğunlaştığı, müminlerin huşu ile değerlendirdiği bir ibadet mevsimidir. Ülkemizde diğer zamanlara nazaran, diğer ibadetlere göre Ramazan-ı Şerif'e ve oruca gösterilen ihtimam daha fazladır. Beş vakit namazını muntazam bir şekilde kılmasa bile zaman zaman vatandaşlarımız, Ramazan ayı geldiği zaman orucuna dikkat etmiştir. Orucunu muntazam bir şekilde kılmıştır. Teravih namazlarını geçirmemeye çalışmıştır. Camilere koşmuştur. Kur'an-ı Kerim'i eline almıştır. Mukabelesini okumuştur. Camilere gitmiş, hocalarımızı dinlemiştir. Mukabelesini takip etmiştir. O yüzden Ramazan-ı Şerif, Ramazan ayı ibadetlerle dolu ve yoğun geçen hareketli bir ay olmuştur. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Ramazan-ı Şerif'i bize anlatırken Bakara suresinde şöyle buyurur. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumus siyamu kema kütübe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki oruç sayesinde korunursunuz, günaha düşmekten sakınırsınız, daha dikkatli olursunuz buyurmuştur. Dolayısıyla orucun hikmetine baktığımız zaman bir nefis terbiyesine işaret ediyor Rabbimiz. Oruç rahmet, bereket, mağfiret ayı. Ramazan-ı Şerif. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, 3 ayların öncesinde sahabi efendilerimize bir hutbe okumuş. Ve uzunca bir hutbe okumuş. Orada diyor ki Peygamber Efendimiz, قَدْ اَذَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ مُبَارَكٌ diye başlıyor hadis-i şerif. Üzerinize çok büyük bir ayın gölgesi düştü. Bu ay öyle bir ay ki içinde 1000 aydan daha hayırlı bir gün vardır. O ayda yapılan ibadetlerden, yapılan hayır işlerini Allah, Ramazan'ın dışındaki farz ibadet gibi değerli kabul eder. Ramazan'ın içerisinde bir farz eda ederseniz, Ramazan'ın dışındaki 70 farza bedel kabul eder. Ramazan yardımlaşma ayıdır. Ramazan'da müminin rızkı artar. Ramazan sabır ayıdır. Kim bir oruçluya iftar ettirirse, Allah onu cehennem azabından azat eder ve günahlarını affeder. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif bizim için bir rahmet ayıdır, bir kurtuluş ayıdır. Ramazan-ı Şerif bir Kur'an ayıdır. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu gece Kadir gecesidir. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânu hudellinnâsi ve beyyinâtin minel huda vel furkan. Rabbimiz buyuruyor ki Ramazan öyle bir aydır ki Kur'an o ayda indirilmiştir. O Kur'an ki insanlar için bir hidayet rehberidir. Doğruyu yanlıştan ayırmanın kılavuzudur. Dolayısıyla kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'te bizler Kur'an ile hemhal oluruz.
Teravih namazlarımızı camilerde kılarız. Sabır gösteririz, tahammül gösteririz. Ramazanın dışındaki günlerden daha fazla cömert oluruz. İftarımızda, sadakalarımızda, fitrelerimizde etrafımızı görürüz, gözetiriz. Muhtaçlara kol kanat gereriz. Bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyururlar. Etâkum Ramazanu şehru bereketin. Size bereket ayı olan Ramazan geldi. Yaşâkumullâhu fîhî feyunzilur rahmete ve yahuddul hatâya ve yestecibu fîhî dua. Allah o ayda sizin üzerinize huzuru, rahmeti, bereketi indirir. Sizi rahmetiyle çepeçevre kuşatır. Sizin hatalarınızı örter, kusurlarınızı bağışlar ve dualarınızı kabul eder. Sizler de Allah'a hayırlı işleri arz edin. Ve böyle yaparsanız ve yubahi bikumul melaike. Allah sizlerle meleklerine karşı iftihar eder. Fe inne şakiyye men hurime fihi rahmetallahi azze ve celle. Hadis-i şerifin sonunda diyor ki Peygamber Efendimiz, ben size asıl günahkarı haber vereyim mi? Asıl günahkar Ramazan ayına ulaşır da onu gafletle geçirir. Allah'ın rahmetinden, mağfiretinden mahrum kalırsa işte asıl günahkar odur diyor. Ramazan ayı Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam'ın ifadesiyle kardeşlerim, cennetin kapılarının açıldığı bir aydır. Efendimiz buyururlar ki, Ramazan ayı geldiği zaman cennetin bütün kapıları açılır. Hiçbirisi kapalı kalmaz. Cehennemin bütün kapıları da kapanır. Hiçbirisi de açık kalmaz. Şeytanlar ve cinlerin azılıları zincire vurulurlar. Öyleyse kardeşlerim, biz de cennetin kapıları açılmışken, cehennemin kapıları da kapanmışken, bu mübarek ayı cennetimizi kazanmaya inşallah vesile kılalım. Yine bir hadis-i şerifinde Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyururlar. Cennetteki kapılardan birisinin adı Reyyan kapısıdır. O kapıdan oruçlu olanlar girerler. Oruç tutmayanların o kapıdan girmelerine izin verilmez. Kıyamet gününde bir nida edici şöyle nida eder. Oruç tutanlar kalksın ayağa derler. Oruçlular kalkarlar. Ve siz şu kapıdan buyurun girin cennete denir. Onlar Reyyan kapısına yönelirler. Ve sadece onlar alınır içeriye. Onlar girince de cennetin kapıları kapanır buyuruyor. Ramazan-ı Şerif değerli kardeşlerim, duaların makbul olduğu bir aydır. Resul-i Ekrem Efendimiz, iftar anında yapılan duayı Allah kabul eder diyor. Bir başka hadis-i şerifinde de yine Efendimiz, Nevmus saimi ibadetun. Oruçlunun duası makbuldur. Onun uykusu ibadettir. Vasamtuhu tesbihun. Onun suskunluğu bile tesbih çekmek gibidir. Ve duauhu müstecabun. Onun duasını Allah kabul eder. Ve ameluhu muzaafun. Onun amelleri, salih amelleri kat kat sevap olarak amel defterine yazılır diyor. Dikkat edeceğimiz hususlar da vardır elbette oruçta. Yine Efendimizin ikazına kulak verelim. Buyururlar ki, men lem yeda kavle zuri vel amele bihi feleyse lillahi hacetun ma en yeda taamehu ve şerabehu. Oruçluyken yalan konuşmayı, yalanla iş yapmayı terk etmeyenin aç ve susuz durmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur diyor Peygamber Efendimiz. Onun için değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'i bir fırsat bilelim. Bir ganimet bilelim. Önümüzdeki seneki Ramazan'a ya kısmet. Bakın, geçen seneki Ramazan'ı beraber yaşadığımız, aynı sofrada iftarlarımızı yaptığımız, aynı camide omuz omuza saf tuttuğumuz kardeşlerimizden
Bir kısmı şimdi aramızda yoklar. Rahmeti Rahman'a kavuştular. Önümüzdeki senenin Ramazan'ına belki bizler de bu dünyadan göçmüş olabiliriz. Hele bu seneki Ramazan'da biraz daha mahzunuz, biraz daha üzüntülüyüz. 10 ilimizi içine alan bir depremi geride bıraktık. Vefat eden kardeşlerimiz oldu. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Millet olarak, ümmet olarak bu kardeşlerimizin yanındayız. O kardeşlerimize destek olacağız. Onlarla iftar sevincini, Ramazan'ın sevincini beraber yaşamaya gayret edeceğiz inşallah. Bu Ramazan-ı Şerif'te o kardeşlerimizi de unutmayacağız inşallah. Rabbimiz Ramazan'ımızı bereketli eylesin. Tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Bütün ibadetlerimizi makbul eylesin. Ramazan-ı Şerif hürmetine bütün kusurlarımızı affeylesin. Son bir hadisle bitirelim. Efendimiz buyururlar ki, "Es-siyam vel-Kur'an yeşfa'ani lil-arb yevmel kıyame." Kişinin tutmuş olduğu orucu, okumuş olduğu Kur'an'ı kıyamet gününde gelir, Allah'ın huzurunda şefaatçi olmak isterler. "Yekulu's-siyam." Oruç der ki, "Ya Rabbi, menahtu hâzâ et-taam ve-şehevât." Allah'ım, ben senin bu kulunu yemeden içmeden bir takım istek ve arzulardan men ettim. "Feşefyâni fî." Ne olur bugün müsaade et. Ben senin bu kuluna şefaat edeyim. Diğer taraftan okuduğumuz Kur'an gelir. Allah'ım senin bu kulunu uykusundan alıkoydum ben. Oturdu senin Kur'an'ını okudu. Allah'ım bugün müsaade et. Senin bu kuluna ben şefaat edeyim diye Cenab-ı Hakk'a müracaat edecektir. Ve Rabbimiz de onlara feyeşfean. İkinize de şefaat hakkı verdim diyecek. Oruçlarımız da, Kur'an'larımız da bize şefaat edecekler inşallah. Rabbimiz bizleri cennetini kazananlardan eylesin. Tuttuğumuz oruçlarımız, okuduğumuz Kur'an-ı Kerimlerimiz de bizim için şefaatçimiz olsun. Peygamber Efendimizin şefaatine cümlemizi nail eylesin. Ramazanımız mübarek olsun. Ömrümüz de mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Ne sendendir, ne bendendir, ne çarh-ı kineverdendir. Bu derdi serhumarı, neşve icamı kaderdendir. Gel, gel yanalım ateşi aşka. Yandır Mustafa, günden ayandır Mustafa. Fahri cihandır Mustafa, günden ayandır Mustafa. Ey padişahım, affet günahlarım. Ey padişahım, affet günahlarım. Yanmaz tırkarım ateşi aşka. Yanmaz tırkarım ateşi aşka. Fahri cihandır Mustafa, günden ayandır Mustafa. Fahri cihandır Mustafa, günden ayandır Mustafa. Evvel aldandım, pek kolay sandım. Evvel aldandım, pek kolay sandım. Kat be kat yandım ateşi aşka. Kat be kat yandım ateşi aşka. Fahri cihandır Mustafa, günden ayandır Mustafa. Fahri cihandır Mustafa.
cihandır Mustafa. Mustafa günden ayandır Mustafa, fahri cihandır Mustafa, günden ayandır Mustafa. Varın verenler, dosta gidenler. Varın verenler, dosta gidenler. Yandım veren cihandır Mustafa, günden ayandır Mustafa. Fahri cihandır Mustafa, günden ayandır Mustafa. Aşk ehli ölmez, yerde çürümez. Aşk ehli ölmez, yerde çürümez. Yanmayan bilmez ateşi aşka, yanmayan bilmez ateşi aşka. Fahri cihandır Mustafa, günden ayandır Mustafa. Fahri cihandır Mustafa, günden ayandır Mustafa. Seyyid Nesimi terk et resmi, Seyyid Nesimi terk et resmi. Yandırdı cismi ateşi aşka, yandırdı cismi ateşi aşka. Fahri cihandır Mustafa, günden ayandır Mustafa. Fahri cihandır Mustafa.